yerde yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çeyrene ey nazlıyla. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy kimdir? 1906 yılında Halkalı Bayter Mektebi'nde 1908 yılından sonra ise Edebiyat Fakültesi'nde öğretmenlik yapmış. Ve 1920 yılından geldiğinde ise Mehmet Akif Ersoy Burdur Milletvekili olarak meclise girmiş. 1921 yılında ise para ödülü anmak şartıyla Milli Marş Yarışması'na katılmış. Yani bir nevi halkına bir yardımda bulunmak için. Milli Marşımızda da kahraman olduğunu itiraf etmiş ondan sonra yarışmayı kazanınca. 12 Mart 1921 günü yaşar, şiir Milli Marşımız olarak kabul görmüş. Ödül olarak da verilen 500 lirayı Hilali Ahmer ve Darül Mesai Vakfı'na bağışlamış. Abbas Halim Paşa'nın devletiyle 1923 yılında Mısır'a gitmiş ve milli şairimiz Cemuli Mısırlı Üniversitesi'nde 1929 ile 1936 yılları arasında Türkçe öğretmen olarak görev yapmış. 17 Haziran 1936 yılında İstanbul'da dönen Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 yılında edebi aleme göçmüş. İstiklal Marşımızın kabulü. 1921 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milli mücadelede vatanını canı pahasına savunmuş kahraman milletimizi ve de şanlı ay yıldızlı bayrağımızı temsil edecek ulusal bir marş yazılması için yüksek para ödüllü bir yarışma düzenlenmiştir. Memleketin dört bir yanından gelen pek çok usta şair ilk defa yazılacak olan milli bir marş için duygu ve heyecanlarını mısralara dökmek üzere yarışmaya katılırken dönemin üstad şairi Mehmet Akif Bey'in yarışmaya katılmadığı görülmüş. Kendisine bunun sebep sorulduğunda milli marş para ile yazılmaz ifadesini vermiştir. Yakın çevresinin ısrarları sonucunda Mehmet Akif Ersoy kazanması halinde ödül verilmemesi şartı ile katılmayı kabul etmiş, milletimizin yüreğinde yer eden İstiklal Marşı'nı yazmıştır.